Bu depremle birlikte öğrendik ki bizim bir de tsunami gerçeğimiz var. Kandilli'de bu konu üzerinde bir bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Getirelim ekrana. Bu tarz bir ekip çalışması olarak bu tarz etkinlikleri raporlayarak UNESCO'ya, IOC'ye, Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu'na bunu bildiriyoruz. Şimdi yine depremle ilgili, depremden sonra meydana gelen tsunami ile ilgili bir iki bilgi verelim. Arazide yapılan tespitlerden sonra Sığacık'ta özellikle 1.9 metreye varan su baskın yükseklikleri tespit ediliyor. Yine tırmanma yükseklikleri dediğimiz zaman Sığacık'ta ve Akarca'da 5 metre, 6 metrelere varan tırmanma yükseklikleri. Tırmanma yüksekliklerinin anlamı nedir? Dalga geliyor, topografik bir yapıyla karşılaşıyor ve geri dönüyor. O en son gittiği noktadaki yüksekliği veriliyor. 5 ve 6 metre. Bu tsunami'nin 6 metre yüksekliği anlamına gelmiyor değil mi hocam? Evet. Tamam. Dolayısıyla yanlış olmasın. Bir de ne kadar acaba içeriye kadar girdi diye baktığımız zaman 300 metre kadar kıyıdan içeri girdiği 1300 metre 1.3 kilometre Akarca'da 820 metre arazide sahada uçuruyor ve Sığacık'ta da 320 metre su baskını mesafesi tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla su baskın seviyesi, basma seviyesi 1.9 metre ve kimi yerlerde 1300 metreye kadar kıyıdan içeriye su gelmiş vaziyette deniz dalgası. Bu en son tsunami'nin saha değerlendirmesi. Şimdi biz dediğim gibi tsunami bize çok yabancı, tsunami nereden çıktı diyoruz. Hatırlıyorsunuz ilk 2017'deki Bodrum Kos depreminden sonra biz ulusal görevimiz sebebiyle bir tsunami olduğunun duyurusunu yapmıştık. Tsunami uyarı mesajını vermiştik. İlgili paydaşlarla paylaşmıştık. Biraz sonra detaylarını anlatacağız. O sırada çok anlaşılamamıştı. İşte deniz kabarması veya tsunami dalga olarak belirtilmişti. O zaman yanılmıyorsam 40 santimlik bir dalga yüksekliği vardı. 30-40 santimlik bir giriş dalga yüksekliği vardı. Fakat biz yine o günkü basın toplantımızda da bu dalga yüksekliklerin dahi insanı ayaktan, ayaklarını yerden kesip hayat can kayıplarına sebep olabileceğini söylemiştik. Gelinen aşamada baktığımızda tsunami'nin aslında ne kadar biraz daha farklı bir yönünü görmüş olduk. Daha etkili olduğunu gördük. Bu tsunami tehlikesi nereden çıktı tekrar söyleyeyim. Biraz eskiye döndüğümüzde tarihsel kayıtlara baktığımızda da özellikle bu Akdeniz ve Ege bölgesinde oldukça fazla tsunami görüyoruz. Örneğin 365 yılında milattan sonra Girit'te olan bir depremden sonra yaklaşık 5000 ila 10.000 kişi tarih kayıtlarına bakıyoruz. Deprem ve tsunami'den dolayı hayatlarını kaybediyorlar. 1202 yılında olan bir depremde Suriye'deki can kayıplarına baktığımızda 30 binden fazla insanı kaybettiğimizi görüyoruz. Yine benzer şekilde 1303 Girit'te ve 1755 Portekiz Lizbon'da yaşanan depremde özellikle 40 ila 50 bin kişiyi deprem ve tsunami dolayısıyla kaybettiğimizi görüyoruz. Yansıdaki de yine bir bilimsel çalışmadan alınmış bir yansı Akdeniz coğrafyasındaki tsunami kaynakları ve dağılımları. Yansıdaki gördüğünüz kırmızı noktalar tsunami üretecek kaynakları göstermekte. Türkiye ve çevresindeki tsunamilere bakarsak eğer ki bu bir doktora çalışmasıdır, doktora Can Necmioğlu'nun çalışmasıdır. Ege ve Akdeniz'de tarih boyunca tsunami üreten kaynakları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir iki tane değil birçok tsunami yaratan deprem kaynakları var. Çok detaylarına girmeyeceğim. Yani baktığınız zaman Ege'deki olan depremlerden dolayı çok ciddi hasarlara tarih boyunca bu coğrafya tsunami'den dolayı maruz kalmıştır. Bir sonraki slaytımıza geçersek yine bir bilimsel çalışmanın raporlaması önümüzdeki 30 yılda Akdeniz'de herhangi bir yerde 1 metreden daha yüksek tsunami olma olasılığı %100'e yakındır diyor.
Dolayısıyla bunun anlamı nedir aslında? Ege veya Akdeniz'de olabilecek 6'dan büyük, 5,5-6'dan büyük bir depremin zaten normal fayda tsunami yaratma ihtimali çok yüksek ve önümüzdeki yıllarda dediğim gibi olabilecek depremden sonra biz bu tsunami'leri göreceğiz diye tespit var. Yani Ege'de olan bir depremden sonra 6.9 büyüklüğündeki bir depremden sonra tsunami'ye maruz kaldık. Yine burada Türkiye ve çevresindeki tsunami tehlikesine baktığımız zaman burada da farklı modelleme çalışmalarını görüyoruz. Tsunami kaynaklarını, olası hangi faylarda ne büyüklükte bir deprem olursa biz nasıl bir tsunami'ye maruz kalırız diye modelleme çalışmaları bunlar. Bunları özellikle vermek istedik ki tsunami konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi ve çalışma var enstitüde. Bunu da zaten uluslararası anlamda da çıktılarını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi tsunami yaratacak kaynak noktaları nerelere de ne büyüklükte ne yükseklikte tsunami olabileceğini bu yansıdaki modellemelerden görme şansımız var. Ben şimdi sözlerimi Öcal arkadaşıma devretmeden önce yine bir bilgi vermek istiyorum. Yani biliyorsunuz 1868 yılında kuruldu Kandil Rası Tanesi Deprem Araştırma Enstitüsü. 1895 yılından beri bu rasathane bir fiil bu coğrafyada deprem gözlemleri yapıyor. 1868'de kuruluyor, 1905'ten itibaren. Evet, özür dilerim, 1895'ten itibaren deprem gözlemi yapıyor. Kandilli'de